Efendim merhabalar. 10 Kasım 2020 gecesi saat 11'e çeyrek var ve Atatürk'ün aramızdan ayrılışını bir kez daha idrak etmiş olduk. Ebediyete doğru akıp giden zamanda sonsuza dek Atatürk'ün izinden gitmeyi nasip eylesin Yüce Yaradan. Çünkü akıl, vicdan, ahlak hepsini birleştirerek bir yaşam sürdü. Bunu da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi içine derc etti. Hepimiz bu felsefeyi şiar edinmeliyiz diye düşünüyorum. Şimdi efendim, Merkez Bankası Başkanı değişti. Maliye ve Hazine Bakanı değişti. Bu arada Plan Bütçe Komisyonu Başkanı da mecburen değişti. Çünkü Lütfü Elvan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu Başkanı'ydı. O bakanlığa atanınca oraya da saygıdeğer Cevdet Bey geldi. Cevdet Bey'in de planlama geçmişi olduğunu da unutmayalım. Şimdi ekonomiye iki tane bürokrat kökenli, hatta plan bütçeyi de sayarsak üç tane bürokrat kökenli çok önemli isim atandı. Bu ne anlama geliyor? Ben doğrudan söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ekonomiye doğrudan doğruya müdahale ettiğini gösteriyor. Çünkü bu siyaset enteresan bir şeydir, anlatayım. Yani siyasiler bazen sektör temsilcilerine soru sorarlar. Ortada bir problem vardır. Arkadaş, böyle böyle bir şey oldu. Ne düşünüyorsunuz derler. Şimdi şaşıracaksınız. Eğer orada 3 tane sektör temsilcisi varsa 3 tane değişik fikir duyabilirsiniz. Şaka yapmıyorum. Yani genellikle ekonomistler için söylerler bunu. İşte bir odada iki tane ekonomist varsa iki değişik fikir duyarsınız diye. Ama öyle değil gerçekten. Yani mesela üç bankacı çağırın. Bankayla ilgili, bankalarla ilgili bir sorunu sorsunlar. Üçü de değişik cevap verebilir. Efendim, üç tane tekstilci çağırın. Değişik cevap verebilir. Üç tane efendim armatör çağırın. Üçü değişik cevap verebilir. Farklı sektörlerden çağırın. Spordan çağırın, futboldan çağırın. Böyledir. Bunu gayet iyi bilen Mustafa Kemal Atatürk o yüzden 1923 İktisat Kongresi'nde şunu demiştir. Bakınız efendiler, şahsi menfaatler genellikle zaten toplum menfaatinin önüne dikilir. Adı üstünde şahsi menfaat. Ama şahsi menfaat rekabet için önemlidir. Çünkü rekabette kaliteyi getirir, mükemmelliği getirir. Ama ekonominin tamamını da başıboş bırakıp şahsi emellere terk edersek o zaman da güçlü zayıfı ezer. Yeni bir şey çıkmaz demiş. Devlet burada düzenleyici bir otorite olarak müdahale edecek. Yani mevzuat gücüyle müdahale edecek ama ferdin işine karışmayacak. Çünkü hiçbir devlet ferdin yaptığı işi yapamaz, ferdin işine karışamaz, ferdin yerine geçemez diyor. Bakın ne kadar önemli bir şey. Yani devletin nerede müdahale edeceğini, nerede etmeyeceğini tarifleyen çok geniş, çok ciddi bir vizyondan bahsediyorum. Şimdi anlaşılan Sayın Cumhurbaşkanı, sektörlerden gelen bilgilerin de politize olmuş bilgiler olduğunu düşündüğü ve belki de Sayın Cumhurbaşkanı'na ya bizim çok ciddi sorunlarımız var diyecek cesareti bulamayanlar ya da Sayın Bakanlara bu cesareti bulup söyleyecek kişinin bulunamaması sebebiyle meydana çıkmış olan piyasalardaki son durumdan şüphelenerek bir briefing almış. Bu briefingin neticesinde de ekonomiye müdahale kararı almış olduğu açıkça gözüküyor. Naci Bey iyi bir bürokrat, maliye bürokrasisinden geliyor. Sonra iki dönem Maliye Bakanlığı yaptı. Ardından da Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Dairesi'nde başkan görevi icra etti. Şimdi Merkez Bankası'na geldi. Şimdi şunu söyleyen olabilir. Ya o Merkez Bankası'nın içinden gelmesi lazımdı başkan. Niye yönetim kurulu üyelerinden ve de Merkez Bankası yönetiminden birisi seçilmedi? Arkadaş, onlar da zaten Merkez Bankası'nın içinden gelmiyorlar. Onlar da 3-4 senedir oradalar zaten. Farklı yerlerden atandılar. Hiçbiri anadan doğma ya da bürokrasiye girdiğinden beri Merkez Bankası'nda devam etmiş kişiler değil. Vardır herhalde bir iki tane. İşte onlar da nerede onu bilmiyorum. Sesleri çıkmıyor. Şimdi dolayısıyla buraya bir bürokrat atandı. Maliye ve Hazine Bakanlığı'nda bir bürokrat kökenli insan atandığına göre bu kişiler incelikli iş yapacaklar. Yani ciddi analizler yapacaklar, işin derinliğine inecekler, sıkıntıların
kaynağını ve çözüm yollarını bizzat Cumhurbaşkanı'na çıkaracaklar. Yani öyle saklayarak çözmeye falan çalışmayacaklar veya en önemlisi piyasalarla itiş kakış içine girmeyecekler. Zaten iki kıymetli isimden de bu tip açıklamalar geliyor. Yani piyasa ekonomisini benimseyen, modern normlara uygun, kalkınmayı ve refahı öne alan bir politikayı benimseyeceğiz. Kamu harcamalarında diyor Sayın Elvan, mutlaka verimliliği sağlamamız lazım. Bunları disipline edilmesi lazım diyor. Efendim yeni atanan Merkez Bankası Başkanımız Sayın Ağbal da diyor ki ondan sonra enflasyonu, fiyat istikrarını gözeten akılcı, rasyonel bir para politikasıyla yolumuza devam edeceğiz diyorlar. Zaten mecburen böyle söylenir yani. Merak etme, her yeri yakıp yıkacağız, hepinizi bitirmeye geldik diyecek halleri yok. Çünkü böyle bir amaçları olduğunda zaten düşünmüyorum. Şimdi anlaşılan dediğim gibi Cumhurbaşkanımız olan bitenlerden ve kendisine yağan bilgilerden dolayı şüphelenmiş, aldığı briefing doğrultusunda bizzat müdahale kararı almış. Öyle gözüküyor. Hayırlı uğurlu olsun. Peki bunların piyasaya etkisi ne oldu? Tabii ki daha piyasa ekonomisine karşı duyarlı, piyasa ekonomisiyle eş anlı, eş güdümlü hareket edecek bir ekonomi yönetiminin umuduyla bugün dolar TL'deki gevşek seyrin devam ettiğini yani görüyorum. Bu da önemli bir işaret. Tabii borsamızda da özellikle bankacılık hisseleriyle beraber ciddi yükselişler oldu. Demek ki yatırımcılar umutlandı. Bana gelen haberlere göre yabancı yatırımcının da hani son iki günde bir ciddi gözle görülür bir piyasaya girişi olmuş. Bu da çok önemli. Demek ki burada herhangi bir fiziki müdahaleye, maddi müdahaleye gerek kalmadan moral ve güven müdahalesiyle demek işler rayına girebiliyormuş ki zaten böyle olması gerekiyordu. Piyasayla restleşmek, sertleşmek, yatırımcıları ters köşeye yatırmak, onların aldığı rasyonel kararları görüp irrasyonel karar alarak onlara zarar ettirmeye çalışmak, intikam almak falan vesaire, bu aslında devlet geleneğinde olmaması gereken bir şey. Dolayısıyla ben her atanan iki kişi artı bir kişi Cevdet Bey'i de işin içine dahil ediyorum. Çünkü Plan Bütçe Komisyonu'nda piyasayla alakalı kanunlar da çıkacak, meclisten geçecek. O yüzden bu üç kişinin de kıymetli bir vazife göreceklerine inanıyorum, umut ediyorum. Altınla alakalı gelişme şöyle oldu. Vallahi bunun altını çizmek zorundayım. 28 Ağustos'ta bir yazı paylaştım Twitter'da. Aman ha dedim. Altının altında kalmayın, aktif takip edin. Bu çok önemli. Niye aktif takip edin diyorum. İşte ben aldım yattım falan. Tamam, öyle bir yatırımcıysanız zaten hiç bakma, hiç seyretme, soru da sorma. Yani altın ne olacak diye. Madem atıp sandığa koymuşsun, 20-30 yıl sonra falan bakacaksın. O zaman her gün yani keyif yapma buna ya da keyifsizlik yapma kendine. Yani inecek çıkacak, sen ilgilenmeyeceksin onunla. Nasıl önünde sonunda yukarı doğru gidecek. Ama günlük takip edenler için söylüyorum, sat al imkanı her zaman veriyordu ve bu hem Maliye Bakanı hem Maliye ve Hazine Bakanı'nın değişimi hem de Merkez Bankası Başkanı'nın değişimiyle gerçekten müthiş bir sat al fırsatı oluşmuştu. Şimdi bu nasıl yapılır? Onu anlatayım. Şimdi hoca sen nereden biliyorsun, sen hocasın diyenleri de gülüyorum yani. Yani gerçekten bir aç özgeçmişime falan filan bak. Ondan sonra ayrıca da kimlerle görüştüğümü ondan sonra bir inceleyin. Ya sizin için canlı yayına davet ettiğim kişileri bir görseniz. Yani 40 yıldır falan bu işin içindeler. Anlatıyorlar. Ben de onların bilgilerini size aktarıyorum. Altınla, gümüşle, bitcoin, efendim petroldü, dolardı, euroydu. Hepsini anlatmadık mı? Anlattık. Geri dönün bakın. Instagram'da da var canlı yayınlarım. Hatta paylaştım, orada duruyor. Yani dolayısıyla tek başıma kendim uydurmuyorum bunları. Uzmanlara soruyorum. Şimdi bakın. Şunu diyeyim. Yurt dışında altının ons fiyatı düşerken Ayşe teyzelerin Türkiye'de kazanmasının bir tek sebebi var gram altından. O da dolar kurunun sert yükselişiydi. Hızlıca yükseldi. Geçenlerde daha da şanslı bir şey oldu. Hem altının ons fiyatı yükseldi hem de Türkiye'de ciddi bir türbülans oldu. Merkez Bankası'nın 22 Ekim'deki aldığı yanlış kararla beraber koşar adım gram altın yukarı çıktı. Biz de saygıdeğer Dan Levent'le beraber, Mert Yılmaz'la beraber, bazen Murat Sağman'la beraber yayınlarda uyardık. Dedik ki arkadaş, hepsini birden satmanıza gerek yok. Kârın en güzeli cepteki kârdır. Bir kısım portföylerinizden gevşeyerek satın, sonra bekleyin.
Ama bekleyin derken 3 saat beklemeyin tabii ki. 3 gün bekleyin, 4 gün bekleyin. Sonunda önünüze bir fırsat gelecek ve satış fiyatından çok daha düşük bir fiyattan alıp yola devam edebilirsiniz. Portföyün tamamını bozmadan. Bunu yapmak için gün ve gün takip etmek ve aklınızda 60'a 40 ya da 70'e 30 gibi bir felsefeye sahip olmanız lazım. Nedir bu felsefe? %60 ben maldayım, öyle derler ya. %40 paradayım ya da %70 maldayım, %30 paradayım. Baktınız ki yükseliyor, %65'e 60'a hatta 59'a 57'ye kadar düşersiniz. Sonra da ne yaparsınız? Geri dönüp tekrar düştüğü zaman alıp 70'e 30'a 60'a 40'a geri dönersiniz. Veyahut da tersini yaparsınız. Düştüğünü görüyorsanız ya ben bunun gelecekte yükseleceğine inanıyorum dersiniz. Biraz o 40'lık 30'luk likiditeden döner alırsınız yine tekrar mal. Bu tarafta 65'e, öbür tarafta 75'e, 80'e çıkarsınız. Ama bir limit koyarsınız. Buradan da yukarı gitmeyeceğim diye. Yükseldiği zaman satar. Tekrar eski ne yaparsınız? Modelinize, metodunuza geri dönersiniz. Bakın bu tip işlerde sadece şans geçerli değildir. Şans diye bir şey yoktur zaten. Çalışkanlık vardır, bir de metot vardır. Metot her zaman kazanır. O yüzden bu metodu bozmayın. Yani kazanan taktiği değiştirmek kadar enayice bir şey yok. Şimdi geri dönüp bakıldığında 490 dolara 490 liraya kadar çıkan gram altının sonra 440 liraya kadar düştüğünü gördük. Gördük mü gördük. Orada bana serzenişte bulunan oldu. Hocam ben nereden alacağım? İşte akşam saatlerinde oldu. Ya kardeşim zaten ben de aktif takip et diyorum. Madem günlükçüsün, al satçısın ya da sat alcısın. Günlük takip et bunu. Etmiyorsun. Ondan sonra ben kaçırdım vesaire. Bu sefer neyi kaçırdın ya? 537 liranın üzerine çıktı. 538 lira falan oldu. Hadi oradan satamadın. 530 liradan sattın. Satma imkanı verdi sana. Ama sen belki 550, 650, 750'yi bekliyordun olabilir yani. Ama hani bir kısım satmış olanlar için 482, 485 liralardan alma fırsatı doğdu mu doğdu. Şu anda 489 lira zaten. Yani demek ki sat al fırsatı veriyor. Ben yakalayamadım. Yakala kardeşim. Ya giriyorsun işte. Ben kendim bizzat bankaların web sitelerinden, bankaların aplikasyonlarından takip ediyorum. Ben bu fiyatları gördüm. Alım satım yapanlar var, kazananlar var. O yüzden zaten aklın, efendim tecrübenin ve paranın yanına biraz sabrı eklemezseniz kazanamıyorsunuz. O yüzden bu tip para ve sermaye piyasalarındaki hareketlerde çok az kişi kazanıyor. Çok az kişi tatminkar kar elde ediyor. Çünkü sabır yok insanlarda. Yani satıp 10 gün bekleyemiyor mesela. Hemen ertesi gün istiyor ki düşsün. Ya öyle bir şey yok ki. Yani bir çocuğu büyütüyorsunuz, dişlerinizle tırnaklarınızdan esirgiyorsunuz. Ondan sonra gidiyorsunuz, efendim okulda okutuyorsunuz. Bunca emek veriyorsunuz. Buna sabrınız var ama yani yıllarca çalışmış olup kenara koyduğunuz paranızın efendim kar elde etmesi için sabrınız yok. Bu da bir tuhaf geliyor bana. Lütfen bunu biraz değerlendirin. Yani biraz sabırlı olmak lazım. Yani piyasalar her zaman fırsat sunar. O yüzden bu altında da dikkatli olun. Şimdi altının takatinin yurt dışında uzun bir zamandır kesildiği ortada. Bununla alakalı ciddi yorumlar yapan uzmanlar var. Ben de bunların yorumlarını paylaşıyorum. Yani eğer ki 1850 doların altını kırarsa aşağıda işte 1775'ler, 50'ler, 25'ler falan duruyor. Aman dikkat diyorlar. Bir de Türkiye'de onunla beraber dolar TL'de geri düşerse bu sefer altın yatırımcısı üzülebilir. Aktif takip etmekte fayda var. Yani iyi bir seviyeden satın alanlar hızlı yükselişlerde mutlaka hızlı yükselişlerde diyorum. Bir kısmını likide çevirmek, bir kısmını satıp kârı cebe koymaları mantıklıdır. Niye? Düştüğünde geri almaları için. O yüzden bu iş şöyle olmaz. Düştüğü anı bekleyeyim, çıktığı anı bekleyeyim diye o an sana gelmiyor. O yüzden önceden peşinen hedef alış ve hedef satış fiyatlarını koyacaksınız ki tatminkar kar elde edeceksiniz. Ha bu arada şunu diyenler var. Ya ama işte en yüksek seviyesinden satamadım. Ah canım benim. Ya biraz bırak senin sattığın yerden alan da biraz kar etsin. Yani bu kadar her şeyin en güzelini, dünyanın bütün güzelliklerini elde etmek imkanı yok. Bunun ismine yatırımcılık denmiyor. Onu da söyleyeyim yani. Yani paradan para kazanmak kolay bir iş değil. O yüzden sabırlı olmak lazım. Meselenin özüne dönerse peki Türkiye Cumhuriyeti'nde bundan sonra ne olur? Yani yeni bir ekonomi yönetimi geldi diye işler değişecek mi? Valla ben biraz zor görüyorum. Niye? Bir kere önümüzde birçok açmaz var. Neyse Azerbaycan-Ermenistan meselesi tamamen Türkiye'nin de çok büyük bir
kararlılıkla gücünü göstermesi Azerbaycan halkının da kahramanlığı ve doğru yönetimiyle bir başarıyla sonuçlandı çok şükür. Yani oradaki dert bitti çünkü Kafkasya'dan başlayacak bir alev topunun her tarafı yakması mümkündü. Allah'tan bu iş böyle bitti. Yani tam istediğimiz gibi bitti bilmiyorum ama yani en azından Paşinyan mahcup oldu, rezil oldu. Dolayısıyla Ermenistan'ı karanlıklara sürüklenirken belki Ermenistan bile kurtuldu yani bu işten. Onu da söyleyeyim. Ama diğer taraflarda meselelerimiz devam ediyor. İşte Suriye var, Libya var, Doğu Akdeniz meselesi var, Karadeniz'deki doğalgaz var. Efendim Rusya ile ilişkiler, Amerika Birleşik Devletleri'nden yeni başkan var, bir muamma. Fransa ile ilişkiler, Avrupa Birliği ile ilişkiler. Bunların hepsi elbette ki diplomatik açmazlarımız. Ve burada ekonomiden sorumlu bakanların topu havada tutmaya devam etmesi gerekiyor. Bu nasıl olacak? Kolay olmayacak. Ama net rezervlerimiz eksi Merkez Bankası'nın. Yani yeni Merkez Bankası Başkanımız Naci Ağbal'ın buna bir çare buluyor olması lazım. Yani net rezervler eksiyken bizim bir şey yapmamız imkansız. Neden? Hani ne yapsak bu ters tepecek onu söyleyeyim. Bakın başka problemler de var. Önüme notu almışım. Okuyayım mı size? Mesela ne? Para ve maliye politikası konusunda şeffaflık. Yoktu. Şimdi şeffaf olunması lazım. Yani insanları ters köşeye yatıracak bir para ve maliye politikası uygulanmaz. Sonuçta herkes bu piyasalardan para kazanıyor. İnsanlar mutlu ve refah içindeyse elbette ki işler iyi gidiyor demektir. Yani insanları zarar ettiren bir, değil mi, kamu politikası uygulanamaz ekonomide. Gerçekçi açıklamalar lazım. Yani her şey muazzam, işte göreceksiniz zirvedeyiz biz. Yok, ona gerek yok ama gösteriyor ki kapasite kullanım oranları, sanayi üretim rakamları, ciro endeksleri bir toparlanmanın olduğunu gösteriyor. Ama hala istediğimiz yerde değiliz. Elbette ki bu yaraları sarmamız kolay olmayacak. Dünyanın bütün ülkeleri bu yaraları sarmakla uğraşıyor. Türkiye'de bundan müstesna azade değil. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin biz vatandaşlara güveniyoruz, iş insanlarına güveniyoruz, çalışanlarına güveniyoruz. Elbette el ele bu badireyi atlatacağız. Yeter ki bizi şikayetlerinizi doğru kanalda ulaştırın. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız falan gibi şeyler söylenmesi lazım. Yani muhteşemiz, uçuyoruz bilmem ne falan, kimse buna inanmıyor. Dolayısıyla yani bu açıkça söylemek gerekirse hükümetin de politikalarını çok terse yatıran, güvensizlik yaratan söylemler bunların olmaması lazım. Bir kere yatırım ortamını iyileştiren bir mevzuata sahip olmamız gerekiyor. Aksi takdirde olmayacak. Çünkü her sabah kalkıyor yatırımcı, başka bir mevzuatla karşılaşıyor. Dünyada bu kadar çok mevzuat kanun değiştiren bir ülke daha var mıdır bilmiyorum. Sürekli değişiyor. Kambiyo rejimi değişiyor. Efendim vergi oranları değişiyor. Uygulamalar değişiyor. Olmaz böyle bir şey. Dolayısıyla yatırımcı gelmek istemiyor bize. Yabancı yatırımcıyı da, yerli yatırımcıyı da böyle korkutmayan, onları cesaretlendiren adımların atılması gerekiyor. İhracata sürekli destek vermek gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin yükselişi İhracatla olacak. Bakın Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Sayın İsmail Gülle ve ekibi var gücüyle çalışıyor. Ve Türkiye'nin ihracatı için çalışıyor. Çünkü bizim döviz problemimiz müzmin bir problem. Bakın ondan sonra Mert Yılmaz'la beraber programdaydık birkaç saat evvel. Orada da aynı şeyi söyledik. Ya 1950'lerden beri Türkiye'nin kronik bir döviz problemi var. O yüzden Türkiye'ye döviz girdisi lazım. Yani döviz kazancı getiren faaliyetlerin cesaretlendirilmesi lazım, kösteklenmesi değil. Dolayısıyla dış ticaret rejimimiz de yanlıştır. Onun da evvel emirde düzeltilmesi gerekir. Onu da Sayın Pekcan'dan bekliyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin mutlaka katma değer yaratan bir dış ticaret rejimine kavuşması lazım. Engelleyici değil, kapsayıcı bir dış ticaret rejimine ihtiyacı var. Vergilerde sadeleşme lazım. Yani vergiler o kadar karışık ki yani atom fiziği falan bilmeniz lazım ya da yüksek matematik bu vergileri anlayabilmeniz için. Niye? Kim hangi vergiye ne kadar tabi? Kimse bunu anlamıyor. Hangisinden azadeyiz, hangisi var? Yani biraz bence vergi politikasında, vergi oranlarında sadeleşmenin gelmesi lazım. Bu da yetmez. Bu da yetmez. Bütün bunlar yapılacak ama yurt dışında mutlaka bir roadshow yapılması lazım. Olmaz. Yani Türkiye'nin tanıtılması lazım. Bugüne kadar çıkılan roadshow'larda süperiz, aslanız, kaplanız, siz bizi anlamıyorsunuz tarzında sunumlar yapılıyordu. Olmaz böyle şey. Mesela ben bakıyorum Maliye ve Hazine'nin eski sunumlarına. Şu an var. İsterseniz internet sitesine girin. İşte IMF parasıyla alakalı sunumlar var. Ya kardeşim biz zaten 2013'ten beri IMF'le bir ilişkimiz yok. Yani IMF'e parayı işte
IMF'e bundan sonra bir şey ödemiyoruz, IMF'den para almıyoruz diye 2013 yılında bitmiş olan bir grafiği yani 2020 yılının sunumlarına koymanın ne manası var? Yani bu bakıyorum bazı şeyler çok anlamlı gelmiyor bana. Dolayısıyla bu sunumların baştan ele alınması, düzeltilmesi, böyle kendimizi çok öven, Türk'ün Türkiye tanıtımı anlamına gelen sunumlardan çok yatırımcıyı cezbedecek, yatırımcıya gerçekçi şekilde güçlü taraflarımızı sunacak bir roadshow'a gerekli var. Bu roadshow'a çıkarken de hatırı sayılır derecede İngilizceyi iyi bilen çok iyi uzmanlarla çıkılması lazım. Yani piyasadan toplamaya falan gerek yok. Çünkü devleti temsil ederek gidilecek oraya. O yüzden adı sanı bilinir, sözüne güvenilir kişilerle, daha evvelden de karşı tarafın kuşkuyla karşılamış olduğu isimlerle değil, güvenilir isimlerle mutlaka yurt dışında bir roadshow'a çıkılması lazım. Eğer bunlar olursa Türkiye'de istikrar oturur. Çünkü önümüzde hakikaten dış politikada çok önemli virajlar var. Her yere kırmızı çizgi koyamayız. Kırmızı çizgilerimizi diplomatik olarak belli ettik ama yani ticaretten sanata, spora, kültüre, ekonomiyle ilgili enstrümanlara kadar kırmızı çizgi falan çekilemez. Bu sertlik siyaseti diplomaside geçerli olabilir ama ekonomide değil. Çünkü ekonominin kuralları bellidir. Ekonomide eğer piyasa ekonomisi ise ki öyle düşünüyoruz, o zaman onun kurallarına uygun bir şekilde idare edilmeli. Ben burada keseyim, çok da fazla uzatmayayım. Hem yeni bakanımız, hem yeni plan bütçe komisyon başkanımız, ki kendileri zaten her zaman orada vardı, ve yeni Merkez Bankası başkanımız, Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun. Cumhurbaşkanımız anlaşılan ekonomiye doğrudan katılıyor, doğrudan ekonomiyi izleme kararı almış. Ama diyorum bakın, bu demek değildir ki her şey bir anda düzelecek. Ben buna inanmıyorum. Ama piyasa ekonomisine inandığımızı gösteren adımlar atılıp da demin birkaç dakika öncesi saydığım işlerin önemli bir kısmı yapılır ve inşallah bir günde yapısal reformlar yapılırsa, yani adalet, hak ve özgürlükler ve eğitimde Türkiye'nin hak ettiği seviyeye gelirsek bu işler düzelir. Ha, ne lazım bize? Bakınız Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi, bakınız 1923 İktisat Kongresi, bakınız Atatürk'ün ilke ve inkılapları vesaire. Ya çok da fazla sağa sola bakmaya gerek yok. Orada yatıyor efendim bütün gerçekler. Merak eden bakan görür. Ha, çok merak ediyorsunuz. Yalın Alpay'la beraber yazdığımız Olaylarla Türkiye Ekonomisi kitabı var. Saygıdeğer Lütfü Elvan. Bu kitap 2017'de Türkiye'nin en iyi iş kitabı seçildiğinde ödül vererek bizi onurlandırmıştı. Çok da güzel bir konuşma yapmıştı. O yüzden onu da hatırlıyorum. Yani hem Naci Ağbal, hem Cevdet Bey ondan sonra, hem de saygıdeğer Naci Bey, hepsi piyasa ekonomisine inanan kişiler olarak benim gözümde yer alıyorlar. O yüzden hem Sayın Bakanı, hem Sayın Plan Bütçe Komisyonu Başkanı, hem de Sayın Merkez Bankası Başkanı'na bir kere daha hayırlı olsun diyorum efendim. Benden yorumlar bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Biraz uzun tuttum ama artık bu kadar konu birikince de mecbur kaldım efendim.